Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber Kapuskan yanına gideceğiz ve orada eşimle beraber kahvaltı yapacağız. Hadi başlayalım. Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kapus Kanyonu'na geldik. Çok zorlu yollardan geçtik. Buraya gelirken özellikle tabelaların altındaki küçük yazılara çok dikkat edin. Çünkü orada yol kapalı diyor, yukarıdaki tabelada Kapus Boğazı yazıyor. O yüzden biz kaybolduk ve sonunda varabildik buraya. Yalnız pandemi nedeniyle yolu kapamışlar. Böyle bir dereden geçeceğiz. Yürüyerek geçmemiz gerekiyor. Çünkü arabayla gidiş kapatılmış kayalar tarafından. Yürüyerek buradan geçeceğiz ve Kapus Kanyonu'nda kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltıda görüşürüz. Ve Kapus Kanyonu. Dere yatağından geçtikten sonra 500-600 metre yürüdük ve geldik. Sesleri, suyun hışırtısı duyuluyor. Kahvaltı için eşim arkadan geliyor. Kahvaltı için eşim arkadan geliyor. Her şeyi ben taşıyacağım dedi. Ben demedim ki onu taşı diye. Çok güzel. Manzaraya bakın, müthiş. Yerimizi belirledik. Kamyon. Sesli. Yerimizi belirledik. Kamyon diyorum ya. Sesli. Yerimizi belirledik. Kanyon manzarasına karşı masamızı kurduk. Hazırlamaya başlıyoruz şimdi. Bir tarafta kanyon, bir tarafta onun akan suyu ve su sesleri eşliğinde kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltımızı hazırladık, masamızı kurduk. Biz kahvaltımızı yaparken sizi de kanyon turuyla baş başa bırakalım. Ne çok saz var.
merhaba. Gelinebilecek son noktaya kadar geldik artık. Şehre çok uzak değil. Bu nedenle gelip buraya kahvenizi, çayınızı alıp keyifle doğa eşliğinde içebilirsiniz. Tek dezavantajı yolun biraz kötü olması. Ama onun dışında çok güzel bir doğa var. Gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çok büyük bir yer değil. Küçük ama çok güzel. Burası mutlaka gezip görülmesi gereken yerlerden biri. Lütfen doğamızı temiz tutalım. Temiz tutalım ki böyle yerler bozulmasın. Bu doğal güzellikleri bitmesin. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi geziler.